Arkası Yarın. Lastik Papuçlar 6. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Kayıt Montaj Engin Karagöz. Emlak komisyoncusu Gary'nin karısı Ellen bir gün evlerinin bodrumunda bir çift lastik papuç bulur. Papuçların 4 ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Diana'ya ait olduğu anlaşılır. Gary'nin bodrum katında yapılan kazıda kıza ait elbiselerin bulunması, kızın kaçırıldığı gün ve saatte tutarsız konuşması şüpheleri üzerinde toplamıştır. Hayatı bir anda altüst olan genç adamın hanımı evi terk etmiş, en yakın aile dostu, yakını bildiği kimseler kendisinden yüz çevirmiştir. Küçük kızın katili olduğuna inanan şehir halkından korunmak için karakolda yatıp kalkmaya başlamıştır. Çaresiz kalan Gary, suçsuz olduğunu ispatlamak için yalan makinesine bağlanmayı ister ve polis de bunu kabul eder. Ne biçim şeymiş bu yalan makinesi? Tam 4 saat oldu. Hala bir haber bile yok. Sakin olun savcı bey. Deney bitince sonuçlar açıklanacak. Kalıbımı basarım ki makine Malone'u suçlu çıkartacaktır. Malone'un suçlu olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun çavuş? Daha nasıl mı kaldı Sam? Kızın her şeyi onun bodrumunda gömülü bulundu. Katil o değilse onca şey ne arıyor orada söyler misin? Onları oraya başka birinin bırakmadığı ne malum? Sam bakıyorum da ilk defa bir suçludan yana yer alıyorsun. Bill Craft doğru söylüyor Sam. Sen her zaman polise destek verirdin. Şimdi ne oldu da bunun tersini yapıyorsun? Adam suçlu olsa neden Diana'nın elbiselerini kendi bodrumuna saklasın? Ayrıca suçlu olsa yalan makinesine bağlanmayı kabul eder miydi? Peki. Ya olay günü söylediği yerde olmayışı? Buna ne diyeceksin? Yanılmış olamaz mı? Bırakın 3 ay öncesini, 20 gün önce ne yaptığınızı saati saatini söyleyebilir misiniz? He, hadi. İşte bu kadar. Eğer elinizde geçerli bir delil olmazsa stajyer bir avukat bile bu soruyu hakime sorarak geriyi temize çıkartır. Acele etme bakalım sen. Daha her şey bitmedi. Rugan çiftliği adım adım aranıyor. Kızın cesedini bulursa... Bulursanız ne olacak? Gerinin öldürdüğünü ve oraya gömdüğünü nasıl ispatlayacaksınız? Alo. Sen misin Frank? Ne oldu? Çiftlikte bir şey bulamadınız mı? Pekala. Toparlanıp gelin buraya. Arayan Frank'tı. Rugan çiftliğinde bir şey bulamamışlar. Evet beyler, deney sona erdi. Neredeyse 5 saati bulacak. Sonuç? Bakın, araç olarak yalan makinesi bir mekanik harikasıdır. Ama aracın bulduklarını anlam kazandırmak için mutlaka bir insan beyni, yani benimki gibi bir beyin gereklidir. Peki netice? Şu kadarını söyleyebilirim ki Bay Malone'un geçtiği denemede didiklenmedik bir nokta kalmadı. Doğrusu bu genç adam bize iyi davrandı. Bir saniye, bir an bile kafası karışmadı. Bu haliyle vardığım sonuçlar belki hoşunuza gitmez. Bundan daha fazla sizleri aydınlatamadığım için özür dilerim. Neyse, kısa keselim müfettiş. Elle tutulacak ne buldunuz? Kaybolan kızla ilgili elbiselerinden ve vücut yapısından söz eden sorular sordum kendisine. Verdiği cevaplar hep olumsuzdu. Gary, genç kızı bugüne kadar hiç görmemiş. Peki bodrumda bulunanlardan bahsettiniz mi? Elbette. Bu sorular Malone'u biraz telaşlandırdı. Ama bu telaş ille de suçlu olduğu anlamına gelmez. Bu durumda masum bir kişi bile sakin duramayabilir. Ama Rugan çiftliği ile çevresinden söz eden sorularım cevapsız kaldı. Bu ne anlama geliyor müfettiş? Geri suçlu bile olsa tepede yapılan araştırmalar onu hiç ürkütmüyor. Bana kalırsa orada bir şey bulamayacaksınız. Bulamadık zaten. Yalnız Betty Summer'ın tanıklığıyla ilgili soruya çok kızdı. Bunu 2 yönden yorumlayabilir ve olağan sayabiliriz. 1. Suçlunun duyduğu korku. İkincisi ise suçsuz birinin en iyi arkadaşının karısının sözleri karşısında duyduğu kızgınlık. Peki olay günüyle ilgili verdiği yanlış ifadeye ne diyor? Hepsinden çok o an telaşlandı ve bunu gizlemeye çalıştı. Bu mesele belli ki kafasını durmadan kurcalıyor. Size pek yardımın dokunmadığını anlıyorum beyler. Belki profesör daha farklı şeyler söyleyebilir size. Profesör Thompson, söyleyin, Malone bir cinsi sapık mı yoksa değil mi? Bay Malone gerek vücut gerekse kafa yapısı yönünden sağlam bir kişi. Onun için ne psikopat ne de nevropat diyebiliriz.
Şimdiye kadar rastlama fırsatı buldum. Bütün sapıkların tam tersi. Yani sizce 14 yaşındaki bir kızı öldürmüş olabilir mi? İşin asıl önemli ve kafa kurcalayan yanı bu. Sorunuza kesin cevap vermek biraz güç. Bunu yapamayacağımı size söyleme eğilimindeyim. Yine de onu böyle davranmaya itebilecek gizli bir yanı var. Yani? Yani Bay Malone'la karısının mahrem ilişkileri son derece bozuk. Kendisi sağlık dolu, hayat dolu bir insan. Ama karısının soğuk ve isteksiz davranışları cinsel yaşamında berbat bir durum ortaya çıkarmış. Özür dilerim profesör ama siz yanılıyorsunuz. Herhalde Bayan Malone'u yani Ellen'ı hiç görmediniz. Hayır, görmedim. Çok güzel bir kadındır. Güzel olmaktan başka güzelliğini herkes fark etsin diye olmadık işlere girişir. Soğuk bir kadın deyince... Güzellik bir insanın soğuk olmasını engellemez. Güzel kadınlar çoğunlukla küstah, kendini beğenmiş ve kendine dönük kişilerdir. Bunlar vücutlarının bozulmasından korktukları için kocalarıyla karı koca hayatı yaşamaktan da kaçınırlar. Sanırım Bayan Malone da bu sınıftan bir kadın. Karısının soğuk olduğunu Malone kendini mi söyledi? Sözleriyle değil tabii. Yanımızda not alan genç kızın adı neydi? Jane Bester. Ha evet, Bayan Bester'ın varlığı onu başta çok rahatsız etti. Sonraları yorulunca ondan bütün istediklerimi öğrenebildim. Kısacası baylar, Bay Malone'un özel aile hayatı tek kelimeyle berbat. Ben hiç sanmıyorum. Geri gibi sağlıklı birisi buna asla dayanamaz. Dayanabilir. Çünkü karısına karşı bir suçluluk kompleksi içinde. Neymiş bu duyduğu suçluluk kompleksi? Evliliklerinin ilk yılında Gary Malone ısrarla bir çocuk sahibi olmak istemiş. İstemediği halde hamile kalan Ellen sinir krizleri geçirmeye başlamış. Bunun üzerine hekim müdahalesiyle çocuğu aldırmak zorunda kalmışlar. Ancak bu ameliyat sırasında beklenmedik arızalar baş göstermiş ve sonuçta Bayan Ellen bir daha hamile kalma şansını yitirmiş. Bay Malone da bu durumdan kendini sorumlu hissetmiş. Ve bu yüzden de karısı... Evet. Bayan Malone da kocasının kendisine duyduğu suçluluk hissinin farkına vardığı için kendisine yaklaşmasına izin vermemiş. Bir de nevropat olmadığını söylüyorsunuz Malone'un. Nevropat sinir hastası demek sayın polis şefi. Malone'da herkeste görülen sinirin dışında bir sinirlilik yok. Yani adam sinir hastası değil. Neyse şu sinir işini bir geçelim. Ben diyorum ki Malone'un karısından beklediği yakınlığı bulamaması onun cinselliğe aç biri olduğunu göstermez. Bu da Diana'yı kaçırıp tecavüz edip sonra da öldürmesi için yeterli bir sebep olamaz mı? Olamaz. Cinselliğe aç biri parayla ya da parasız herhangi bir kadını bulup bu ihtiyacını giderebilir. Bu olay öyle bir şey değil ki. Kurban 14 yaşında bir kız çocuğu ve öldürülmüş. Yani kısaca Gary Malone cinsi sapık değil mi? Asla. Kendisinde en ufak bir cinsel sapıklık söz konusu bile değil. Pekala baylar. Hepinize çok teşekkür ederim. Bizi yeterince aydınlattınız. Söyle bakalım Milcraft. Artık benim suçsuz olduğuma inandın mı? Yalan makinesine göre değilsin. Ama elimizdeki delillere bakacak olursak gözümüzde hala şüphelisin. Eğer kafayı bana takıp da gerçek katili aramazsanız sonsuza kadar da öyle kalacağım. Gururu ve inatçılığı bırak Bill. Yalan makinesinden daha zeki olduğunu iddia edemezsin. Haklısın. Doğrusu o makine sayesinde seninle ilgili çok şey öğrendim. Hiçbir şeyi gizlememekte ve polisle işbirliği yapmakta, üstelik bu pisliklerden kurtulmakta öylesine kararlıydım ki en gizli noktalara varıncaya kadar sordukları bütün pis sorulara cevap verdim. Ama şimdi pişman olduğumu anlıyorum. Özel hayatımı keşke saklasaymışım. Hangi özel hayat? Bugünkü gazeteleri okumadın galiba. Artık özel hayatın falan kalmadı dostum. Sana başlıkları göstereyim mi? Hangisini istersin? Canavar mı? Kahraman mı? Cinayetle suçlanan Kore Savaşı kahramanının özel hayatıyla ilgili bütün bilgiler. Şu benim meşhur aile dostum Luke Summer'ı sorguladın mı? 13 Mayıs günü neredeymiş? Sorguladım. Onun garip inançları olduğunu bilir miydin? Biraz. Yok tuz dökmek, kara kediye rastlamak, bunun gibi palavralar. Bu arada cuma günlerinden de ödü kopuyor. 13 Mayıs cuma günü öğleden sonra yazıhanesini kapayıp evinde oturmuş biliyor musun? Karısı Betty ile mi? Hayır. Karısı San Francisco'daymış ve ertesi pazar dönmüş. Peki ya hizmetçileri? Yaşlı bir karı koca çalışır onlarda. Evde yalnız olduğu için onlara birkaç gün izin vermiş. Yani kısacası kimse Luke'un 13 Mayıs günü saat 2 ile ertesi gün öğleye kadar ne yaptığını bilmiyor. Ve bu da beni kuşkulandırıyor. Saçma.
Suçlu da olsa neden Luke Summer bile bile bu cinayeti benim sırtıma yüklemeye çalışsın? Aramızda bugüne kadar en ufak bir tartışma olmadı. Birbirimizi tanıdığımızdan bu yana kardeş gibiyiz. Sabah geldiğinde ona isterse seninle görüşebileceğini söyledim ama oralı bile olmadı. Üstelik telefon edip sana yardım etmeye de niyetlenmedi. Adamın Betty gibi bir karısı olursa. Ama gerçek bir dost. Çağrılmadan gelen, insanın güç anlarında yardımına koşan, elinden geldiğince güç durumdaki dostuna destek olmaya çalışan kişidir, değil mi? Doğru, haklısın ama... Belki de Luke Summer seninle tanıştığından beri seni hiç çekemedi. İçinden hep kıskandı. İkinizden hanginiz daha iyi golf oynuyor mesela? Ben ondan daha iyi oynarım. 7-8 sayı geçerim hep. Peki ava gittiğinizde kim daha çok vuruyor? Kim daha iyi nişan alıyor? Doğrusunu istersen her zaman vurduklarımın birkaçını ona veririm. Çantası boş durmasın diye. Anlıyorum. Peki ya balığa çıktığınızda? Zavallılık. Elinden geleni yapar ama... Pekala, pekala. Ya sen? Benim durumum başka canım. Ben elimde oltayla büyüdüm. Bir de karılarınızı karşılaştır bakalım. Söyle bakalım şimdi. Luke Summer'ın senden nefret etmesi için sebep var mı yok mu? Saçmalama Bill. Sen ne dediğini bilmiyorum. Ne dediğimi o kadar iyi biliyorum ki. Düşündükçe Luke Summer'ı buraya çağırıp şöyle sıkıca bir sorguya çekmek geliyor içimden. Luke'u boş ver. Başka şeyden söz edelim. Özellikle bizim bodrumda su tesisatını onaran adamdan. Tesisatçı Franklin'de bir gariplik yok. Kazanını değiştirdiği Bergstorm'u gördüm. Hani şu inşaatçı olan. Dosyalarına baktı ve 13 Mayıs günü öğleden sonra su kazanının konduğunu söyledi. Peki ya bakkal çırağı Jerry Smith? Mayıs ortalarında arabayla gezdiği arkadaşını bulup getirdi. Jerry'nin arabasıyla dolaşmışlar. Gününü kesin olarak bilmiyorum ama Jerry'nin yalan söylediğini sanmıyorum doğrusu. Ben de bu işin başından beri yalan söylemiyorum ama sen bana inanmıyorsun. Bu da senin herkese eşit davranmadığını gösteriyor. Sonuna kadar her şeyi kurcalayacağız. Araştırmalarımızı sürdüreceğiz. O yaşlı bir çocuğun bir kızın ırzına geçip sonra onu öldürmesi çok az rastlanan bir olaydır. Ama bu alandaki soruşturmayı da yürüteceğiz, meraklanma. 2 yıl önce San Francisco'da buna benzer bir olay yaşanmıştı. Soruşturmayı sonuna kadar sürdüreceğimizi söyledim ya sana. Peki ya bizim garajda oy veren 8 kişi? O işe çavuş Hank baktı. O gün hiç kimse 8:30'dan önce oy vermeye gelmemiş. Bu işin saatle ilgisi ne? Franklin'in söylediklerini unutuyorsun galiba. Adam seçim günü sizin evinize 8:30'da geldiğini ve bodrumun toprağının kazıldığını söylemişti ya. Oy kullanma işlemi o gün saat 10'dan sonra başlamıştı. Bu da seçmenlerin temize çıktığını ispatlıyor. Anlaşıldı. Bu durumda hala zanlı benim, öyle değil mi? Evet. Hala 1 numaralı zanlı sensin Malone. Bunu biliyorum. Ben senin ne düşündüğünü sordum. Eğer için rahat edecekse... Bugün senin suçluluğuna dünkü kadar inanmadığımı açıklamak zorundayım. Bu yalan makinesi önemli bir şey. Üstelik ne müfettiş ne de psikiyatr acemi çaylak değiller. Bu işi büyük bir başarıyla atlattığını kabul etmem gerekiyor. Teşekkür ederim Bill. Az da olsa yardıma ihtiyacım vardı. Dur biraz. Sana yardım etmeye hazır olduğumu söylemedim. Ama bir yandan da bu işi senin yapmamış olmanı diliyorum. Polis merkezi. Ben çavuş Hank. Bir dakika. Malone, karın seni arıyor. Ellen mi? Geliyorum. Sağ ol çavuş. Ellen, sağ olup olmadığını haber vereceğin anı merakla bekliyordum doğrusu. Yok canım, sen beni arayamaz mıydın? Nerede olduğunu bildirdin mi ki bana, arayayım? Tabii ki Redwood indi. Herkes biliyor bunu, özellikle de gazeteciler. Bütün otel onlarla dolu, güçlükle bir oda bulabildim. Dostlarından birine gideceğini sanmıştım. Artık bu şehirde dostumuz kaldığını mı sanıyorsun Gary? Kime telefon ettiysem sanki veba varmışçasına kaçtılar benden. Bir bilsen atlatmak için uydurdukları yalanları. Peki ya Betty? Belki beni tehlikeli bir canavar sanıyor. Ama senin alıp veremediği bir şey yok. Onunla konuşmak istemedin mi? O yaratık için yaptıklarımı, çirkinliği biraz kaybolsun diye bin güçlükle seçtiğim elbiseleri, götürdüğüm davetleri ve bütün yaptıklarımı düşündükçe çıldıracağım. Ya Luke? Eski dostun Luke. Sokakta rastladım da katil benmişim gibi baktı bana. Oysa bu işte benim ne suçum var ki? Yok tabii. Suçlu benim değil mi? Bunu demek istemedim. Neyse, yani beni kabaca atlattı. Oysa onu görünce ne kadar sevinmiştim. Kızdığımı görünce bir dakika durmak zahmetine katlığını verdi. O sırada bana ne dedi biliyor musun? Hayır, yanında değildim. Birbirimizi tanıdığımızı unutmak zorundaymışız. Senin suçlu olduğunu biliyormuş. Bizimle bu kadar yakın dost olduğumuzu hatırladıkça utançtan ölecek gibilermiş. Zaten bizim ortak yaşayışımızda da bir gariplik varmış. En iyisi dostluğumuzu hepten unutmamız olurmuş. Geri dinliyor musun beni?
Evet, dinliyorum madam. Dinledikçe de insanları daha iyi tanımaya başladığımı anlıyorum. Bir şey daha var. Nedir o? Paraya ihtiyacım var. Bankadaki hesap senin adın olduğu için bana para vermiyorlar. Evet, anlıyorum. Buraya gel de sana çek yazayım. Karakollara gelip de kendimi rezil edemem. Sen neden gelmiyorsun? Nasıl olsa tutuklu değilsin. Tamam Ellen. Polis şefiyle konuşur, gelmeye gayret ederim. Tamam, hoşça kal. Ne o Malone? Canın sıkılmış gibi. Karın seni üzdü mü yoksa? Bu gece onu görmem gerekiyor Bill. O buraya gelmek istemiyor. Açık konuşayım, benim de biraz hava almaya ihtiyacım var. Başıma bir iş gelmeden dışarı çıkabilir miyim dersin? Belki hava karardıktan sonra. Her şeye rağmen şehirde fazla görünmesen iyi edersin. Kafalar hala karışık. Kızgınlık az da olsa var. Aslında önemli sayılabilecek bir değişiklik oldu sayılır. Ne gibi bir değişiklik? Halkın aşırı infialinde birinci derecede tutarsız konuşman etkileyici oldu. Ama evin kazılmasında, tepedeki çiftliğin polis köpekleriyle en hassas bir şekilde aranmasında bir suç unsuruna rastlanmaması halkta şüphe uyandırdı. Ama herkesin düşüncesindeki önemli değişikliği yapan yalan makinesi oldu. Makine senin suçlu olmadığını ortaya çıkarınca halk kendi kendilerine bir takım sorular sormaya başladı. Ama soruşturmanın başından bu yana ilk olarak kafalara bir şüphe kırıntısı sızdı. Tıpkı senin kafana sızdığı gibi değil mi? Doğru. Artık seni linç etmeleri tehlikesinin devam ettiğini sanmıyorum. Yine de biraz küfür, hatta belki ufak çapta bir dayak yiyebilirsin. Şu deniz kenarındaki şehirden 15-20 mil uzakta olan Mavi Kuş lokantasını biliyor musun? Evet, birkaç kere gittim oraya. Özellikle hafta sonları, bir de turist mevsiminde iş yapan bir yerdir. Salı gecesi pek gelen olmaz. Saat 8 olmadan çıkma. Karını otelden al ve oraya yemeğe götür. Hatta bizimkilerden biri seni arabayla götürsün. Ne olur ne olmaz, değil mi? Şu işe bak Bill. Şimdi de beni korumak gereğini duyuyorsun demek. Senin o güzel gözlerin için mi peşine adam takmak istediğimi sanıyorsun? Eğer başına bir şey gelirse hem yerimden olurum hem de yığınla bela çıkar karşıma. Sen alayı bırak da teklifimi nasıl bulduğunu söyle hadi. Mükemmel. Doğrusu çok hoşuma gitti. Pekala. Gereken emirleri vereceğim. Sonra da eve giderim. 2 gündür 5 saatten fazla uyku uyamadım. Hadi eyvallah. Sağ ol Bill Craft. Geri. Ha Jane. Ne o? Gidiyor musun? Evet, mesaim bitti. Yalan makinesinden temiz çıktığına çok sevindim. Sağ ol Jane. Umarım artık herkes benim katil olmadığıma inanmıştır. Umarım. Benden yapmamı istediğin bir şey var mı? Hayır, çok teşekkür ederim. Evinde beni misafir ederek yeteri kadar yardım ettin bana. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Geri. İyi akşamlar Jane. Şu Jane Master ne iyi yürekli bir insan. Fazla güzel değil ama yürekli ve sevimli bir kız. Lastik Papuçlar adlı eserin 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.